Herkese merhaba. Adım Alp Börü. Bloomberg Business Week Türkiye'nin iş dünyası sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler. Merhaba Özge Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. İyiyim ben de. Sağ olun, teşekkür ederim. Asus'un Türkiye pazarında işleri nasıl gidiyor? Bize bir anlatır mısınız? Tabii seve seve çok zevk alıyorum bunu anlatmaktan. Tabii Çünkü tabii, çok buyurun. güzel gidiyor. Tabii ki son 2 yıldır ürün tedariği ile ilgili sıkıntılar olmasına rağmen Asus ilk üçteki yerini koruyor. Son 1 yıldır ikinci marka olarak devam ediyor standart notebooklarda. Ama gaming notebooklara baktığınızda da liderliği koruyor uzak ara diyebilirim şu an için. Dolayısıyla Asus Türkiye pazarında önemli lider markalardan özellikle premium segmentte yani üst segment ürün gamında gerçekten hani uzak ara koşan bir marka diyebiliriz şu an. Peki bu üst segment şeyde ürün gamında pazar payı ne kadar büyük ve yani Asus burada ne kadar pay alıyor? Biz bu segmente aslında Zenbook dediğimiz ürünlerimiz var. Gerçekten hem ergonomi hem tasarım hem hafiflik ya da atıyorum boyutla alakalı ürünlerde %40'ın üzerinde pazar payımız var. Gaming bilgisayarlarında durum nasıl? Pandemi de çünkü yani çok büyük bir yani ilginin arttığını biliyoruz. Size bu yansıdı mı? Yansıdı çünkü biz gaming markasını ya da gaming için bir marka yaratan ve bununla birlikte ürün üreten nadir markalardan biriyiz. Uzun zamandır diyeyim. Çünkü son 3-4 yıldır bu sektör iyice hani fazla marka oluşmaya başladı. Gerek yerli gerekse uluslararası. Dolayısıyla burada lideriz. Özellikle Temmuz ayından itibaren %30 pazar payımız var bu segmentte. Bu da zaten bize birinciliği getiriyor. Zaten 2021 yılı ortalamasında da yine lider markayız. Gaming'de gerçekten üst segment ürünler tercih ediliyor. Ve Asus'un da sattığı ürünler yine bu ürünlerden oluşuyor. Ve burada sezonsallık yok. Normalde standart notebooklarda işte kışın daha fazla satış olur. Yazın bu satışlar biraz daha erozyona uğrar diye düşünüyoruz ama gaming böyle bir dünya değil maalesef. Çünkü her zaman Uç vaziyette. ihtiyaç oluyor. Ya Evet. da genç arkadaşlarımız aslında okul bittikten sonra yazın da vakitlerini bilgisayar başına geçirmek istedikleri için aslında bu dönemde daha fazla ilgi gösterebiliyorlar. Dolayısıyla ilgi hiç azalmadan, sezonsallık, dönemsellik olmadan artıyor. 2020, 2010, 2020'den 2021'e geçerken hani ciddi anlamda bir artış vardı zaten 2 katına yakın diyebilirim. Ama 2021 yılının hani bugüne kadarki datalarına bakacak olursak da yine gaming segmenti %30 gibi bir artış göstermiş oluyor. Peki pandemi etkisi azalınca sizce ne olacak? Ve bu artış devam eder mi? Aslında Türkiye'de, globalde de aynı diyebilirim. Pandemi etkisi yavaş yavaş hani o ilk heyecanını azalttı diyebiliriz. Tabii ki Eylül ayı burada yine belirleyici çünkü okulların açılmasıyla birlikte tekrardan bir hareketlilik bekliyoruz. Ama bu hani pandeminin ilk dönemki o 2020 yılındaki etkisi kadar büyük olmayacak. Evet. Dolayısıyla standart notebook dediğimiz segmentte aslında 2020 yılına nazaran ufak bir gerileme görülüyor. Ama bu tabii ki ürün tedariğinden kaynaklı da olabilir. Çünkü şu an gördüğümüz datalar aslında müşteri tercihinden daha ziyade piyasaya gelen ürünlerin grafiğini bize gösteriyor. Yani Dolayısıyla elinizde ne varsa gibi. aynen. O yüzden hani buna dair bir yorum yapmak gerçekten hepimizi yanıltır ama bizim gördüğümüz Eylül ayı ile birlikte tekrardan ilgi arttı. Ama konu gaming olduğunda gaming pandemili ya da pandemisiz dönem fark etmeksizin artıyor ve artacak da görünüyor. Dolayısıyla pandemi etkisinden arındırıldığında bile gaming halen artmaya devam edecek. Asus'un faaliyet gösterdiği diğer gelişmekte olan ekonomileri kıyasla Türkiye'nin performansını nasıl görüyorsunuz? Gelişmekte olan bir ülke, Evet. Asus'un en güçlü olduğu ve birinci olduğu, özellikle ilk 2'de olduğu ülkeler Avrupa ülkeleri. Bunlar doymuş pazarlar aslında. Dolayısıyla orada hem pazarın hacmi hem de Asus'un konumu çok fazla değişmiyor. Genelde birincilikle ilerliyor ya da hani pazardaki sattığı adet çok fazla. Bir tek pandemi bunu etkiledi ama o da şu an normalize oluyor diyebiliriz. Türkiye buradan farklı çünkü Türkiye hala gelişmekte olan bir ülke. Halen genç nüfusu çok fazla. Halen ekonomik olarak kalkınması gereken bir ülke. Yani ben
hani başta konuşurken pandeminin etkisi yavaş yavaş geçmeye başladı diyorum ama benim kastettiğim aslında halen ne bileyim 3-4 çocuğu olup 2 çocuğu olup evinde bilgisayar olmayan aileler var. Evet. Ama bunlar halen şu an Eylül ayına geldik artacak diyorum ama onları halen bu satın almada görmeyeceğiz. Onları ancak gerçekten ekonomik düzeye çıktıklarında ve satın alma gücüne sahip olduklarında pazara katkılarını göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin gidecek daha çok yolu var. Pazar çok büyük ama biraz da hani halkın ekonomik anlamda kalkınması ve satın almaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeterli gücü kendilerine bulmasına ihtiyacı var. Evet. O yüzden ben önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde eğer ortam uygun olursa şu anki pazarın iki katına çıkmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi yıl, 2020'de beklediniz. Önümüzdeki 3-5 yıl 3-5 içerisinde. Yıl. Çünkü burada ekonomi çok önemli. Evet. Ve hani seçimler de belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer her şey yolunda giderse, insanlar da hani para harcayacak gücü kendilerinde bulurlarsa pazar çok büyük, halen gidecek çok yolumuz var. Evet. Peki buradaki diğer ülkelere kıyasla tüketici alışkanlıklarında bir şey var mı? Fark var mı? Yani sizin gördüğünüz. Aslında var. Birincisi Avrupa pazarında genelde insanlar ihtiyaçlarına yönelik ürün alıyorlar. Evet. Yani eğer sadece internete girecekse ve birkaç dosya açacaksa ya da hani belli miktarda bir video izleyecekse hani orta segment bir makineyi alıp geçebiliyor. Evet. Ama Türkiye'de son kullanıcı her zaman en iyisini istiyor. Aslında çok detayıyla ilgilenmiyor. Yani ben bunu bu kadar performanslı kullanacak mıyım? Benim böyle bir makineye ihtiyacım var mı? Ya da benim kullanım senaryomla örtüşüyor mu diye düşünmeksizin her zaman bir üst segmente doğru hareket ediyor. Ya da en son model mi tercih ediliyor? Evet. Ya da diğer bir yandan da çok fazla teknolojiyle ilgisi olmadığı için çoğu kullanıcının arkadaş tavsiyesi ya da sadece fiyat odaklı ürün alabiliyor. Ama aldığı fiyat segmentindeki ürünün de ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağını da bilmiyor. Bunu da negatif anlamda söylüyorum. Evet. Eğer gerçekten yoğun performanslı bir ürün kullanacaksa ve fiyat odaklı satın alma yaptığında bu sefer performans problemleri yaşıyor. Ama bunu üründen zannedebiliyor. Halbuki aldığı segmentteki ürünü sağlayabileceği performans belli kriterlerde olabiliyor. Evet. Bu da ne oluyor? Müşteri memnuniyetsizliği olarak bize dönüyor. Ve bu bizim çok üzüldüğümüz, hani sürekli de anlatmaya çalıştığımız bir konu. Dolayısıyla biraz daha belki de Türk tüketicisinin hani eş dost tavsiyesinden daha ziyade açıp okuyup bakıp ilerleyip karar vermeleri daha doğru olur gibi geliyor. Evet. Buna dair herhangi bir çalışmanız var mı peki? Yani atıyorum hani şeyde İnternet sitelerinde, e-ticaret kanallarında belki buna yönelik çok fazla yönlendirici. Çok fazla içerik hazırlıyoruz. Lansmanlarımızı herkesin açık izleyebileceği şekilde yapıyoruz ürün tanıtımlarımızı. Ya da kendi sitemizde olsun, müşterilerimizin raflarında ya da Perakende'nin online sitelerinde olsun sadece ürünlerin ana özelliklerini yazıp geçmiyoruz. Bu özelliklerin onlara sağladıkları fayda. Ya da atıyorum premium segment ya da üst segment bir ürün aldıklarında aradaki bedeli ne için ödediklerini ve bunun karşılığında aldıkları bileşenlerin onlara ne gibi katkılar sağlayabileceklerini açıklamaya çalışıyoruz. Ama burada önemli olan hani scroll down yaparken yani ekranda aşağıya doğru giderken speklerin bittiği noktada kalmamaları. Yani ürün özelliklerinin aşağı indiklerinde zaten bütün içerik sayfa sayfa gelmeye başlıyor. Ama çoğu hani kullanım alışkanlığı belli özellikler geçtikten sonra kısım çiriyor, atlanabiliyor. Atlanıyor. Ama aslında oraya gelindiğinde gerçekten bizlerin hazırlayıp bu firmalara verdiği ve ürünlerin gerçekten detay özelliklerini anlatan ürün detayları yer alıyor, içerikleri yer alıyor. Asus'un son kullanıcı dışında B2B pazarlardaki faaliyetleri neler, çözümleri var mı? Var tabii ki. Özellikle ben bu konudan da çok bahsetmek isterim. Buyurun. Çünkü Asus dünya genelinde tüketici ürünleri segmentinde ilk 3 markadan bir tanesi. Evet. Ama 2020 yılına kadar da kurumsal ürünler segmentinde piyasaya ürün sürmemiş bir marka, tercih etmemiş. Çünkü ben iyi olduğum, teknolojimi kullanabildiğim, geliştirdiğim yönde ilerlemek istiyorum dediği için tamamen tüketici odaklı gitmiş bir firma. Şu an niye böyle bir peki hamle oldu? Çünkü pazar çok büyük. Evet. Yani tüketici ürünlerinde sağladığınız pazar kadar bir pazarda kurumsal ürünler de var aslında. Ve sonuçta rakipleriniz orada da yer alıyorlar. Ve sonuçta son kullanıcılar
kendi sosyal hayatlarında kullandıkları konforu ya da rahatlığı ya da markaları kurumsal hayatta şirketlerinde de alınıp kullanılmasını istiyorlar. Dolayısıyla bu talebi görmezden gelemezdik. 2020 yılı itibariyle de kaynaklarımızı zaten daha önceden hazırlamıştık. Pazara ürünlerimizi sunmaya başladık. Nasıl şu ürünler an... var mesela? En çok rağbet gelen ya da... Yani burada hem özel sektörlere, hastaneler olsun, kamu olsun, devlet daireleri olsun, büyük holdinglerin iç kullanımları olsun çok fazla sektöre ürün veriyoruz. Halihazırda son bir yılda da ciddi işbirliklerimiz oldu. Yani Türkiye'den dünyadan tabii ki değil, yani Türkiye. Şu an belki de hani ilk 5'te sayabileceğiniz birçok holdingde şu an Asus ürünleri yer alıyor. Hem notebook hem desktop hem de Olimman dediğimiz hepsi bir arada. Yani aslında görünürde monitör gibi olan ama içinde PC olup sadece klavye mouse'a takıp işletebildiğiniz bilgisayarlardan çok fazla noktada var. Restoranlara küçük boyda sipariş yönetimini ve fatura yönetimini yapabilmeleri için ürünler sağlıyoruz. Yine hepsi burada bilgisayarlarda. Ama burada bizi diğer markalardan ayıran en önemli şey, dediğim gibi bizim çok büyük bir Ar-Ge departmanımız var. Herhalde çalışanlarımızın 1/3'ünü kapsıyor. Birçok teknolojimizi, screen pad olsun, ergonomileri olsun, gaming ürünlerin havalandırma ve soğutma sistemleri olsun, kendi teknolojimizi üretip satıyoruz. Dolayısıyla buradaki gücümüzü, enerjimizi ve know-how'umuzu, aslında bilgimizi kurumsal ürünlerde de kullanıyoruz. Mesela şu an bir notebook'ta diyelim ki 13 inç bir notebook'tan bahsediyoruz ve kurumsal segmentte yönetici bilgisayarı olarak konumluyoruz. Ve 880 gram, yani 880 gram son kullanıcının ya da kurumların aklına nasıl kalsın? Yani 600 gram bir telefon aslında. Ama biz 880 grama 13 gram, 10-13 inç ya da 14 inç bir bilgisayar veriyoruz. Ve performanslı bir bilgisayar veriyoruz. Çok ince, çok klas. Ve aynı zamanda diyoruz ki 25 saat pil ömrü var diyebiliyoruz. Dolayısıyla biz kurumsala ya da kamuya sadece standart bilgisayar vermekten daha ziyade Asus'un konforunu, Asus'un teknolojilerini, Asus'un ergonomisini kullanım kolaylığında sunuyoruz diyebilirim. Dolayısıyla bu bizi belki de ayıran en önemli özelliğimiz. Evet. Bu arada OLED ekranlar kullanıyoruz. Şu an aslında tüketici ürünlerinde çok fazla ön plana çıkmış bir ürün. Çünkü hani biraz önce bahsettik, pandemiyle birlikte son kullanıcıların ya da tüketicilerin bilgisayar başında kalma süreleri artık 8-9-10 saatlere ulaştı. Çünkü belki evde çok fazla bilgisayar televizyon olmadığı için televizyonu ya da dizileri bile bilgisayardan izlemeye başladılar birçok noktada. Evet. Dolayısıyla burada da aslında sağlık, halk sağlığı devreye girmeye başladı. Gözün yorulması, size verdiği yorgunluk ya da uzun kullanımlardaki ergonomik problemler. Dolayısıyla OLED burada gerek ışık kalitesi, gerek parlaklığı ve teknolojisiyle gözünüzün daha az yorulmasını, sizin daha az yorulmanızı sağlayan bir teknoloji. Biz bunu tüketici ürünlerinde son bir yıldır çok fazla kullanıyorduk. Ama aslında iş hayatına da getirdik. Çünkü iş yaşamında da günde 8 saat bilgisayar karşısında çalışıyorsunuz. Belki sadece yemek yiyorsunuz, kahve içmek için kalkıyorsunuz ama asıl vaktiniz orada geçiyor. Dolayısıyla biz burada yine bir ayrıcalık olarak tüketici ürünlerinde kullandığımız teknolojiyi yine kurumsal ürünlerde de sağlıyoruz. Asus Türkiye'nin Ar-Ge'ye ayırdığı bir bütçe var mı, yoksa Tayvan'dan mı bu Ar-Ge sağlanıyor? Nasıl, anlatır mısınız? Ar-Ge'nin tabii ki bütçeleri merkezden sağlanıyor. Çünkü biz lokal ofisler, aslında satış ofisleri. Satış ve pazarlama iletişiminden sorumluyuz. Evet. Lokalde genelde üretim, tasarım ya da Ar-Ge olmaz. Ar-Ge'nin hepsi aslında Tayvan tarafından yönetilen. Gerek Avrupa'nın bazı merkezlerinde, gerekse Çin ve Tayvan'daki merkezlerde çalışan arkadaşlar bunlar. Hatta tasarımcılarımız da yine dünyada 6 ofiste farklı ülkelerde yer alıyorlar. Farklı bakış açılarına sahip, farklı kültürden insanlar tasarımlarımızı yapıyor. Evet. Dolayısıyla gerek onun bütçe ayrımı, gerek yatırımı, gerekse geliştirilmesi merkez tarafından yapılıyor. Ama şöyle söyleyeyim, tabii ki eskiden gidebilmek çok mümkündü. Hani gidip gezip fabrikalarımızı, Ar-Ge merkezlerimizi ya da ürünleri test ettiğimiz kalite merkezlerine gerek basından arkadaşlarımızı, gerekse müşterilerimizi götürebiliyorduk ama son 2 yıldır bunu yapamıyoruz. Umarım ki hani bu gidişat düzelir ve biz tekrardan gerçekten teknolojimizi nerede geliştirdiğimizi insanlara gösterme şansını bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki önümüzdeki yıla dair büyüme hedefleriniz neler? Yani 3-5 yıl içerisinde dediniz ama bir de bir 2022. Yani 3-5 yıl aslında Türkiye pazarı için söyledim. Evet. Biz genelde hedeflerimizi pazar payı olarak koyuyoruz. Çünkü pazar nereye giderse gitsin, bizim bir şekilde pazarın öngördüğü ölçüde fazla son kullanıcıya ulaşıyor olmamız önemli. Evet. Çünkü çok fazla insanın nasıl kullanmasını istiyoruz.
Pazarı halen büyüyecek olarak görüyoruz. En azından 2022 yılında yine bir %10-15'lik bir büyüme olur gibi öngörüyoruz. Ama halen ürün sıkıntısı 2022'nin ortalarına kadar da devam edecek görünüyor. Burada her ne kadar piyasada çip konuşuluyor olsa da aslında en önemli etkenlerden biri panel ya da diğer bileşenler olabiliyor. Dolayısıyla tabii ki bu ürün tedariği yine 2022 adedinde etkileyecek. Biz neyi hedefliyoruz derseniz, biz de gene pazar payımızda %20 ile 30 arasında bir bantta tutmayı hedefliyoruz. Bu bizim için hem yönetilebilir hem de gerçekten ilk iki sıradaki yerimizi koruyabilir bir durum. %20 ile pazar lideri misiniz? Yoksa 1-2 arasındaydık biliyor musunuz? Ülkelere göre çok değişiyor. 1-2 ile dönemsel olarak gidip geliyoruz. Çünkü ürün tedariğiyle de çok doğru orantılı bu dönemsel olarak. Ama ya 1 ya da 2'de yerimizi alıyoruz. Kurumsal pazarı peki yani o zaman hızlı başladı diye anlıyorum. Şimdi orada Büyüme çok de hızlı başladık. muhtemelen çok Dediğim daha büyük gibi olacaktır, değil mi? gerek kamuya gerek de çok büyük özel sektördeki firmalara şu an ürün sağlıyor durumdayız. Orada tabii ki pazar payı için biraz daha yolumuz var. Biz kendimize ilk 3 yılda ki bu da 2023 yılı yapıyor. 2023 yılına kadar en azından pazarın belli bir bölümünün %20'sini almak gibi konumladık kendi içimizde. Kamu özel diye peki hani şey yapıyor muyuz, ayırıyor muyuz yoksa Yok, ayırmıyoruz genel olarak yani. Tabii tamam. ki kendi içimizde yönetilmesi ve ürünlerin ayrılması şeklinde ayırıyoruz ama hedef olarak bunu ayırmıyoruz. Evet, önümüzdeki 3 yıl içerisinde pazarın %20'si gerçekten çok hızlı ve iyi bir rakam. Ama tabii ki burada tüketici ürünlerindeki gücümüze ve marka algısına güveniyoruz. Geçmiş yıldan bu yıla ne gelişti derseniz de kurumsalda aslında pazar payı olarak çok büyük bir şey söyleyemesek de kendi içimizde koyduğumuz hedefleri ikiye katlayarak gidiyoruz. Yani 2020'de getirdiğimiz ürünün iki katı kadar 2021 ya da bunun 2-3 katı kadar 2022'de getiriyoruz şu an. Ve stoklarımızda da boş devam ediyoruz. Yani getirdiğimiz bir ürün şu an piyasada kullanımda diyebilirim. Bu da bizim için gerçekten iyi bir gösterge. En azından gerçekten insanların talepleriyle buluşma şansını yakalamış oluyoruz. Kurumsal ya müşteri portföyünüzde mesela en çok ağırlıklı olan kamu mu yoksa özel sektör mü? Şu an özel sektör biraz daha ağırlıklı çünkü holdingler çok fazla alıma geçti. Kamu biraz daha geri planda kaldı. Bu tabii ki bunda insanların evden çalışmalarının da çok büyük etkisi vardı. Çünkü genelde masaüstü PC'lerde daha güvenlikli ortamda ofis içerisinde kullanımlar tercih edilirken evlere ya da farklı ortamlara gidildiğinde mobil PC'ler tercih edilmeye başladı. O yüzden çok fazla alıma geçildi. Bir de bazı sektörlerde çok fazla büyüme oldu pandemi etkisiyle. Ekstra eleman alımı olduğu için de ekstra tedarik ihtiyacı da olduğu için özel sektör daha önde gidiyor diyebilirim şu an için. Benim sorularım bu kadar. Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında ben bir de kurumsal ürünlerden bahsettik. Hani ne kadar büyük bir gamımız olduğundan tabii ki burada sadece notebooklardan bahsettik Notebooklardan ama bahsettik. desktop, Olumen dediğimiz masaüstü PC'lerde de bütün hacim ve boyutlarda ürünlerimiz mevcut ve farklı performans seçenekleriyle. Ya da Chromebook dediğimiz segment çok kısıtlı bir segmenttir aslında pazarda. Ama nereden baksanız bizim 20'nin üzerinde bir model sayımız var ki SKU sayısı daha fazla. Burada LTE dediğimiz teknolojiye sahip ürünler ya da güçlendirilmiş eğitim sektörü için çok fazla ihtiyaç duyan yere düştüğünde sarsıntıyı vesaireyi engelleyecek bir kaplamaya sahip ürünler var. Aynen. Ürünler. Onlara rugged deniliyor genelde ama ben güçlendirilmiş gövde demeyi tercih ediyorum. Bunun dışında flip dediğimiz dönebilen ya da dokunmatik dediğimiz ekranlar, kalem kullanılabilir ekranlar. Yani gerek tüketici günlük kullanım gerekse eğitim sektörü için çok özel segmentlerimiz var Chromebook'ta hali hazırda sağlayabildiğimiz. Ya da hani rakiplerimizden farklı olarak yazılım çözümleri de sunabiliyoruz. Tabii ki ben burada hani garantidir, yerinde hizmetleri ya da enerji sertifikalarıdır, az enerji kullanımlarıdır, Green IT'dir. Bu sertifikaların hepsi zaten var. Olmazsa olmazları zaten bunlar B2B'nin. Yazılım çözümleri ne peki? Yazılım çözümlerinde de Asus Control Center dediğimiz bir yazılımımız var. Şu an kendimizin geliştirdiği ve kendi ürünlerimizle birlikte kullandığımız. Bu aslında tüm işletim sistemlerinde de tüm platformlarda kullanılabiliyor. Bu yazılımın ana özelliği daha önceden aslında işlemciyle birlikte sağlayabildiğiniz çoklu yönetim, yani şirket içindeki ya da kullanımda olan diğer bilgisayarlara uzaktan erişimle müdahale edebilme. Yani aslında IT departmanının problem yaşayan kullanıcılara direkt bağlanarak o problemi çözüp tekrar geri çekildiği bir sistem. Bunu daha önceden vPro dediğimiz özel işlemcilerle sağlayabiliyorduk. Çok kolay değildi. Ama Asus'un geliştirdiği bu teknolojiyle aslında yazılımla
birlikte uzaktan erişimi sağlayabiliyoruz. Hı hı. Uzaktan erişimle bazı yönetim panellerini açabiliyoruz, evet, kullanıcılara. Dolayısıyla bu gerçekten hani çok büyük bir fark diye görüyorum ben kendi içimizde. Çünkü şu an sağlayabilen sadece Asus gibi görünüyor. Aynı zamanda da tabii ki bu yazılım aslında çok da fazla araç şey yapmıyor. Yani sadece Asus ürünleriyle değil, farklı marka yazıcıları ya da farklı makineleri de bu yazılıma bağlayıp aslında uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Yani aslında size bir şekilde sınırlamaları da ortadan kaldırıp Asus ürünleri aldığınızda gayet rahat entegre edip, evet, diğer araçlarla da kullanmanızı sağlıyor. İmar sanayinde yani küçük küçük böyle şeyler, ekranların kullanıldığını biliyoruz. Tablet gibi, evet, tablet gibi ekranları. Uzmanlar, eksperleniyor, eksperler ve sağ çalışan arasında böyle bir ilişki şey kuruluyor. Sizde bir çözümler var mı? Bizde ürün olarak bu çözümler var. Ama şöyle söyleyeyim, tabii ki burada maliyet çok önemli. Çünkü biz bu çözümü flip dediğimiz dönebilir ve dokunmatik ekranlı Chromebook'larda sağlıyoruz. Evet. Ama tablet olarak olduğunda tabii ki daha hani nasıl söyleyeyim, maliyet odaklı oluyor. Bizim ürünlerimiz o segmentte biraz daha üst segment kalıyor. Biraz daha maliyeti fazla olabiliyor. Ama çözümümüz var tabii ki. Peki Özge Hanım. Benim sorularım şimdi bu kadar. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.